Gözlerde yaşlar niye diyoruz? Tabii ki soğandan sebep. Umarım gözlerin pek yaşarmaz ama en çok ağlayacak kişi benim. Çünkü ben çok hassasım bu konuda. Şimdi haftanın ödüllü oyununda soğanlarımızı piyazlık doğruyoruz. 90 saniye veriyoruz. Adet sayacağız. Kaç tane soğan doğrayacaksın bakalım bugün sen. Sonrasında da sizler en fazla soğan 90 saniyede en fazla piyazlık soğanı doğrayan ödülü kazanıyor. Bu kadar basit. Evet, başlayalım hanımlar. Birlikte sayalım mı? Ağlatalım bir. 3, 2, 1, başla. Şimdi ortadan aman ellere dikkat. Sen tahtada mı doğrarsın? Evet, tahtada doğruyorum. Piyazlık böyle doğruyorsun. Mesela ben şuradan başlıyorum. Sen mesela eninden başladın. Bak bu da değişik. Güzel ama. Uyunu işte boy bu güzel oldu. Heh, ben mesela böyle yapıyorum. Ama biraz kalın oluyor. Daha ince doğrayın. Sen daha ince istiyorlar. Yamuldu. Okey. Yamulabilir. Ne yapsın? Ya bıçak o kadar şey ki. Hadi bakalım tokmak sallamaya benzemez. Seni de göreceğiz güzelim seni de. Hayatım ben bir şey savuruyorum diye iddia ediyorum ki geldik davul tokma, içeri girdik adalet tokma, sabahtan beri sallıyoruz. Burada da işte maharetli olan gelin kazanır hanımlar. En maharetli ve el maharetine güvenen burada birinci olacak. En çok yemek hazırlayan belli olacak aslında bir noktada. Vallahi bir şey söyleyeyim mi yalnız hiç fena değil. Beyre oturun doğru konuşun. Hiç fena değil bence. Tabii iki oldu bile. Ben beklemiyordum senden. Tabii. Teşekkür ederim. Bıçak biraz daha keskin olsa. Bıçak mı? Hepiniz aynı bıçakla keseceksiniz. En azından iyi yönü bu. Yani sanki şey makas kesmiyor onun makası vardır ya onun gibi. Öyle mi? Kesmiyor evet. Falan. Nereden buluyorsunuz bu bıçakları? Son 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2, 1, 0. 3 tane soğan. 3 tane gayet. Piyazlık doğradın. Vallahi gözümüzden bir yaş gelmedi. Çünkü çok seri doğradı ya. Ay, tek yaş. Ben de bir tek geldi bak. Bir tek. O kadarcık da olsun. Olsun. Yarın eşit çıkarsanız bak finalde başa baş gelenleri tekrar doğratacağım. Haberiniz olsun. Eyvah. Böyle yandı. Bir durumumuz var. Şimdi bu soğan boşa mı gitsin dış ses? Al bu soğanı bir güzel kavur, iyice yumurta kır. Arada yersin. Hadi. Vallahi en sevdiğim yumurta olur kendisi. Ama ben içine biraz kıyma da atıyorum. Ha, yok vallahi kıymaya gerek yok. Pul biberi yeter. Benim ona için. Soğanlama diyorlar biliyor musunuz? Osmanlı'nın ilk saray mutfağına yamak alırken ilk yaptırdığı yemektir aynen. Soğanlama. Yumurtayı da kırınca ona hatta saray yumurtası diyorlar. Evet, Osmanlı evet. Yumurtası. Bak hatta ya, onu senden hatta bekliyoruz yani. Ben pastırmalı yaparlar. Tarihçisin onu diyecektim. Ya, onu bir de bayağı ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bir iki saat falan kısık ateşte kavuruyorlar o soğanı. Bayağı demleniyor. Tabii. Suyunu çekiyor. Ay biz bu soğanları kaldıralım sen de ağladın mı? Evet ben de ağladım. Ağlama yavrum dayanamam. Kurumun yanında yaş da yanmaz mı anlamadım. Kıyamam diyoruz ve gelinleri buradan yatak odasına gönderiyorum. Gelin.